Yapılan bir araştırmaya göre İran'daki Hristiyan inanlıların ülkedeki rejimin şiddetli zulmüne ve baskısına rağmen 1 milyon olduğu düşünülüyor. Christianity Today İran rejiminin kiliseleri tehdit olarak gördüğünü bildirdi. Hristiyanlarla ilgili hak ihlallerini raporlayan ve araştıran bir kuruluş olan Open Doors USA İran'da hem Hristiyanlığı kabul etmenin hem de Hristiyanlıkla ilgili vaaz vermenin yasak olduğunu Çoğu zaman pastörlerin tutuklanarak ulusal güvenliğe karşı işlenen suçlar nedeniyle uzun hapis cezalarına çarptırıldığını anlatan bir rapor yayınladı. Rapora göre İran'daki ev kiliseleri sık sık polisler tarafından basılıyor ve istihbarat ajanları tarafından izleniyor. Bu sorunlara rağmen Christianity Today, Hollanda merkezli bir araştırma grubu tarafından yapılan bir ankete göre İran kilisesinin yaklaşık 1 milyon üyeye ulaştığı bildirildi. Katılanların %90'ının İran'da yaşadığı ankette 50 bin İranlıya inançlarının ne olduğu soruldu. Ankete göre İranlıların %1.5'inin Hristiyan olduğu ortaya çıktı. Buna göre en az 750 bin İranlı Hristiyan inancına mensup. Ancak ülkede 117.500 Ermeni ve Süryani Hristiyan da var. Onlar da eklendiğinde rakam en az 867 bin 500 Hristiyan'a yaklaşıyor. Christianity Today araştırmanın ortaya koyduğu gerçeklerin ülkede en az birkaç yüz bin kişilik büyüklükte ve bir milyonun üzerinde olabilecek düzenli bir şekilde büyüyen Hristiyan topluluğu olduğunu belirtti. Ancak ülkede Hristiyanların katlanarak arttığını bildiren İncil'i duyurmadan önce, kültürü araştırıp analiz ederek müjdecilik işine odaklanan Hristiyanlara göre araştırmanın ortaya koyduğu bu rakamlar şaşırtıcı değil. Christianity Today İran rejiminin ülkedeki kiliselerin büyümesini kendisine tehdit olarak gördüğünü bildiriyor.